Apartman ve sitelerde en önemli organlardan biri de yöneticiliktir. Biliyorsunuz apartman ve sitelerde bir karar verici organ vardır. Bu kat malikleri kurulu dediğimiz organdır. Büyük siteler için binlerce kat maliki bir araya gelip toplanamayacağı için toplu yapı temsilciler kurulu diye bir organ tabiri caizse parlamento gibi oluşturulmuştur. Bu organdan sonra da yönetim ve denetim organları var. Genellikle apartmanlar için bir ya da üç kişidir yönetici. Yönetici büyük siteler için yönetim planında farklı düzenlenebilir. Beş kişi, yedi kişi, dokuz kişi gibi tek sayılarda olan sayılarda öngörülebilir. Yönetici kat malikler kurulu veya temsilciler kurulu seçer. O sitede hangisi varsa. Türkiye'de bilinmeyen bir şey var arkadaşlar. Yönetici sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Somutlaştırıyorum. 100 bağımsız bölümlü bir site olsa, ki çok daha büyükleri var, ilk toplantıda 40 kişi gelse çoğunluk olmadığı için toplanlamaz. İkinci toplantı en erken 7 gün, en geç 15 gün içinde yapılacak. Önceden belirtilecek şu gün diye. İkinci toplantıda çoğu zaman partilerde, derneklerde, sendikalarda da olduğu gibi ne yazarız davet yazısında? İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluğa bakılmadan seçilir. Toplantı yapılır. Doğru yapılır. Aydatın kaç lira olacağı kararlaştırılır, diğer konularda karar alınır. Ama kanun emredici kurallarına aykırı karar alınamaz. İşte onlardan biri de yönetici seçimi. Yönetici sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Bir cümleyle arsa payını söyleyeyim. Dubleksin arsa payı daha büyüktür giriş katındaki küçük dairenin daha küçüktür. Aynı katta da olsa denize bakan dairenin aynı katta aynı büyüklükte de olsa arsa payı muhtemelen daha büyüktür. Arka cepheye bakan dairenin daha arsa payı küçüktür. Biz arsa paylarının da eşit olduğunu varsayalım. Demek ki ikinci toplantıya 100 kişilik, 100 bağımsız bölümlü bir sitede ya da tek bir da oluyor bazen. 51 kişinin ilk toplantıya katılması lazım. İkinci toplantıya 10 kişi de kalsa toplanır. Ama yönetici seçemez. Bunu çoğu insan bilmiyor. Yönetici seçmek için sayı varsa payı çoğunluğu gerekir. Yani arsa payının eşit olduğunu varsaydığımızda ikinci toplantıya da 51 kişi gelecek. 51 kişi toplantının sonuna kadar terk etmeyecek. Tek bir kişi aday olacak ve 51 kişi de o kişiye oy verecek. Bu çok önemli bir şey. Bu her zaman sağlanamaz. Onun için biz temsilcilik kavramı getiririz. Kimler yönetici olabilir? Normalde yönetici herkes olur. Orada oturan bir kiracı da olabilir. Veya Malik'in eşi de olabilir. Malik de olabilir. Dışarıdan bir yönetim şirketine de bu görev verilebilir. Ama yönetim planda diyorsa ki mutlaka kat malik olacak, mutlaka sitede oturan biri olacak diyorsa yönetim planımıza o yönüyle de bakacağız. Yönetici normalde bir yıl için seçilir. Birden çok bloktan oluşan adına toplu yapı dediğimiz toplu yapılarda iki yıl içinde seçilebilir. Ama yönetim planında bulunur. Peki yönetici görevini iyi yapmıyorsa ne yapılabilir? Kat malikleri kurulu olağanüstü toplanarak yöneticiyi değiştirebilir, azledebilir, yerine yenisini seçebilir. Peki toplandık yöneticiyi seçemedik. Hiçbir zamanda toplanıp seçemiyoruz. O zaman bulunduğumuz yerdeki mahkemeye başvurup mahkemeden yönetici atanmasını isteyebiliyoruz. Demek ki yönetim seçimi için çok önemli bir husus var. Bir siteden ya da apartmandan daire alırken yönetici seçimi için sayı ve arsa payı çoğunluğu gerektiğini bilin. Dolayısıyla sayı ve arsa payı çoğunluğu da 50'den fazla bağımsız bölümü olan apartman ya da sitelerde kolay kolay sağlanamayacağı için Düşünün 51 kişi gelse de olmuyor demik örneğe dönersek. Başka hiç aday çıkmayacak ve tek aday çıkacak ve herkes ona oy verecek. Bu mümkün mü? Değil. Hele 200-300 bağımsız bölüm sitelerde hiç mümkün değil. O halde orada temsilcilik kavramının gelmiş olmasını dikkate almak gerekir. Bunu da çok kısa izah edeyim. 4 bloktan oluşan bir site olduğunu düşünün. Her blokta da 5 blok olsun, 20'şer bağımsız bölüm olsun. Her bloktan ikişer temsilci seçildiği zaman 10 temsilci seçilmiş olur. O temsilciler temsil ettikleri bağımsız bölümle sayı varsa payı çoğunluğunu, daha doğrusu o zaman arsa payı aranmıyor, sağlanabilir. Bunu bir kez daha açmak istiyorum. Ben 50 bağımsız bölümlü bir bloku temsilen toplantıya katılıyorsam, ben oy verdiğim zaman beni 50 sayacaksınız, 50 kişinin birden gelmesi gerekmiyor. Siz 10 bağımsız bölümlü bir bloku temsilen geldiysen sizi 10 sayacağız. Böylece sayı çoğunluğunu sağlamış olacağız. Demek ki son söz yönetici seçimi için temsil kavramı yoksa sayı varsa payı çoğunluğu, temsilcilik kavramı varsa temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının gene salt çoğunluğu. Burada dikkat edin toplantıya gelen değil bütün maliklerin. Yani 100 bağımsız bölümlü bir sitede apartmanda en az 51 kişinin oy vermesi gerekir yöneticiye.